Herkese merhabalar, ben paramedik Harun Özkan. Bu videoda EKG ders serisinden ritim analizinden bahsedeceğiz. Esasen ritim analizi ile ilgili daha önce bir video paylaşmıştık bu kanalda. Ama bu oynatma listesi içinde sıra bozulmasın diye hem de arkadaşlarımız daha rahat görsün diyerekten o yüzden tekrardan bir ritim analizi videosu çekmeye karar verdik. Özellikle şunu ifade etmek isterim, ritim analizi EKG'nin en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü bir EKG ritminin ne olduğunu, bir EKG ritminin tanısının ne olduğunu kavrayabilmek için, bunu anlayabilmek için tabii ki de öncelikle bu ritmi analiz etmek lazım. Ve analiz ederken de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi direkt EKG kağıdına, tresesine ya da monitörde gördüğümüz ritme bakarak tanı koymaya çalışmaktır. Muhakkak ki spesifik ritimler vardır. Hemen görür görmez tanırız. Ancak EKG ile ilgili az ya da çok bazı problemler yaşıyorsak mutlaka ritim analizi yapmamız gerekiyor. Ben EKG'de iyiyim desek de yine ritim analizi yaparak EKG'yi çözümle çalışmak tabii ki de daha sağlıklı ve daha mantıklı olacaktır. O yüzden belki de en önemli konulardan bir tanesi olan EKG ritim analizi bir sağlık profesyonelinin iyi kavraması gerekmektedir. Bu videoda sizlerle EKG ritim analizi nedir, nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. Neden bir EKG ritim analizine ihtiyacımız var? Yani ben direkt EKG'deki ritme bakarak ne olduğunu tanıyamaz mıyım? Evet, tanıyabilirim. Çoğu zaman tanıyabilirim. Ancak ritim analizi yapmak EKG EKG'deki doğru tanıyı koymak anlamında bize olabildiğince katkı sağlayacak ve bir kılavuz oluşturacaktır. Peki bu kılavuzu oluşturmak neden önemlidir? Tabii ki de daha net, daha doğru ve daha yüksek başarı yüzdesiyle EKG tanısı koymamıza yardımcı olacaktır. Herkesin EKG tanısı koyarken ritim analizine ihtiyacı olması gayet normal ve doğaldır. Sizlerden istediğim bu derse çalışırken mutlaka ritim analizindeki 7 maddeyi bir kağıt üzerine yazıp bir ritim değerlendirirken tek tek sırayla gitmemiz gerekiyor. Yani tek tek bu 7 basamağı değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü birini değerlendirmeden diğerini atlamamız sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Peki ben EKG analizi yaparken, ritim analizi yaparken nasıl bir kılavuz izleyeceğim? 7 maddelik bir ritim analizi kılavuzunu, yani bir ritim analizi maddelerini takip etmem gerekiyor. Peki nedir bu maddeler? Ritim, hız, P dalgası, PR mesafesi, QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgası rutinde benim işime yarayacak ritim analizi maddeleridir. Bu maddeleri hepsini tek tek sırayla değerlendirmem gerekiyor. Bunu yaparsam bir müddet sonra zaten bu oturacak ve hızlı bir şekilde bu analizi yaparak daha doğru, daha net sonuçlar elde edeceğimi göreceğim. Ritimden başlayalım. Ben bir EKG'yi aldığımda elime ilk başta neye bakacağım? Ritme bakacağım. Ritimde değerlendireceğim kriter çok kolay, çok basit, çok net. Bu ritim düzenli mi, düzensiz mi? Yani ritmik mi, aritmik mi? Bunu değerlendirmem gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü ben kalbimin belli bir ritimde atmasını istiyorum. Aritmik olmasını istemiyorum. Aritmi varsa bu bir problemdir. Kalbin işleyişi anlamında bir problemdir. Hem de EKG karşıma çıkacak ritim anlamında bir problemdir. O yüzden öncelikle bakacağım şey ritim düzenli mi, düzensiz mi? Şunu tekrar ifade etmek isterim burada arkadaşlar. Elinize bir kağıt alıyorsunuz ya da EKG kağıdının yanına yazıyorsunuz. Alt alta ritim, hız, P dalgası, PR mesafesi, QRS kompleksi, ST segmenti, T dalgası diye. Bunun hepsini tek tek değerlendiriyorum ve yanına bir klik atıyorum ya da bir problem varsa bunu hemen buraya not alıyorum. Örneğin ritim kısmında yani birinci parametrede ritim düzenli mi düzensiz mi? Düzenliyse düzenli yazıyorum, düzensizse düzensiz yazıyorum. Bu şekilde arkadaşlar gidersem şematize anlamında benim için daha faydalı olacaktır. Peki bir EKG'de ritmin düzenli olması ne demektir? R-R dalgası arasındaki mesafeler eşitse arkadaşlar bu ritim düzenlidir. Eğer ki P dalgası arasındaki mesafeler de eşitse tam bir düzenlik halinden bahsedebiliriz. Çünkü atrium ve ventriküller doğru aralıklarla, doğru mesafe aralıklarıyla yani daha doğrusu eşit mesafe aralıklarıyla kasılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ama rutinde sadece R dalgası arasındaki mesafeye bakmam yeterli olacaktır. Yani R dalgası arasındaki mesafeler 3 büyük kare ise her yerde 3 büyük kare, 2 büyük kare ise her yerde 2 büyük kare olmasını istiyorum. Bir yerde bozulmuş her yerde 3 büyük kare, örneğin bir yerde 4, bu benim için arkadaşlar tek başına anlam ifade etmez. Burada genel anlamda bir düzenli ya da düzensiz halinden bahsetmemiz gerekiyor. O zaman birinci madde ile ilgili şunu ifade edebilirim. Ritim düzenli mi düzensiz mi, neye bakıyorum? R-R dalgası arasındaki mesafeler eşitse düzenli, eşit değilse düzensiz diyorum. İkinci bakacağım madde arkadaşlar hız. Hızla neye bakıyorum? Benim ritmim bradikardik mi, taşikardik mi? Erişkin için konuşursak 60'ın altı mı, 100'ün üzeri mi, buna bakacağım arkadaşlar. Yaşa göre hız kavramını tekrardan değerlendirmemiz gerekir. Erişkinde 120 nabız taşikardikken bir yeni doğanda 120 normaldir. O yüzden arkadaşlar bunu tabii ki yaşa göre değerlendirmek lazım. Ama şu an erişkin üzerinden konuşarak gidersek daha kolay olacağından dolayı 60 ile 100'ün arasında
hızında mı diye bakmam gerekiyor ya da bunu bradikardik mi, taşikardik mi diye bakmam gerekiyor. Peki hızı nasıl hesaplayacağım? Evet, EKG'de def monitörlerde hız yazmaktadır arkadaşlar. Ama ne demiştik ilk ders, hatırlayın. EKG kalbin elektriksel aktivitesidir. Önemli olan nabız oluşturmasıdır. Yani benim o EKG'de gördüğüm, monitörde gördüğüm arkadaşlar bir parametre. Önemli olan benim onu değerlendirmem, doğruluğunu tespit etmem gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar ben kendim hesaplarsam daha iyi olacaktır. Peki nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Ben bunu EKG trasesi üzerinden rahatlıkla hesaplayabilirim. Ama burada öncelikle kontrol etmem gereken şey arkadaşlar, ritim düzenli mi, düzensiz mi? Ki zaten birinci basamak olarak bunu değerlendirmiştim. İkinci basamakta hız değerlendirmesi yaparken, yani bu hesaplamayı biz kendimiz yaparken, ritmin düzenli olup olmadığını göre bu değişecektir. Ritim eğer düzenliyse arkadaşlar, iki R dalgasını işaretliyorum. Bu iki R dalgası arasında kaç tane büyük kare var? Örneğin 4 tane, 5 tane. 300 bölü 2 R dalgası arasındaki büyük kare sayısı diyorum. 2 R dalgası arasında 4 tane büyük kare varsa 300 bölü 4. 5 tane varsa 300 bölü 5. 6 tane varsa 300 bölü 6. Bu şekilde hesaplıyorum arkadaşlar. Ya da arkadaşlar 1500 bölü 2 R dalgası arasındaki küçük kare sayısı da diğer bir formül. Ama bu biraz zor olacaktır. O yüzden 300 bölü 2 R arasındaki büyük kare sayısı şeklinde ifade edebiliriz. Burada olabildiğince EKG'nin büyük karelerinin üzerine tam gelen R dalgalarını seçerseniz hesaplama anlamında daha rahat olacaktır sizin için. Şöyle bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, bakın 2 R dalgası arasında 2 büyük kare olduğunu düşünün. 300 bölü 2 150. 2 R dalgası arasında büyük karenin 3 tane olduğunu düşünün. 300 bölü 3 100. 4 tane olduğunu düşünün 75. 5 tane olduğunu düşünün 60. Aslında bu şekilde arkadaşlar sırayla gider. Bu da bir formüldür ama burada ifade etmeye çalıştığım şey, bakın 2 R dalgası arasındaki mesafe, yani büyük kare sayısı ne kadar azsa, yani 2 R dalgası birbirlerine ne kadar yakınsa hız o kadar yüksektir arkadaşlar. Ne kadar uzaksa hız o kadar düşüktür. 10 tane büyük kare varsa arada 300 bölü 30 olacaktır. Yani bu şekilde aslında da hemen EKG bakar bakmaz da aslında taşikardik ya da bradikardik olduğunda bu şekilde 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliriz. Peki ritim düzensizse o zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? O zaman da arkadaşlar 30 tane büyük kareyi sayıyor. Bu 30 tane büyük karenin içindeki R dalgası kaç tane ise ya da QRS kompleksi kaç tane ise bunu onunla çarpıyorum. Yani diyelim ki 30 büyük kare saydım. 7 tane QRS var bunun içinde. 7 çarpı 10. Ya da arkadaşlar diğer bir şekilde matematiksel oran orantı olarak düşünürsek 30 değil 15 tane büyük kare sayarsam o zaman 15 büyük karenin içindeki QRS sayısı çarpı 20 şeklinde rahatlıkla bulurum. Örneğin 30 büyük kare saydım. İçinde 5 tane QRS var. 5 çarpı 10 şeklinde hızını bulabilirim. Yani ben ikinci kriter olaraktan hızda arkadaşlar neye bakıyorum temelde? Ritim bradikardik mi, taşikardik mi? Peki P dalgasına geldim. Üçüncü değerlendirme kriterim. Öncelikle neye bakacağım? P dalgası var mı? Bir şeyi değerlendirmek için tabii ki de varlığı ya da yokluğu önemlidir. P dalgası var mı ve P dalgası normal mi? Morfolojisi normal mi? Bunu zaten EKG dalgalarında P, normal bir P dalgası nasıl olur ifade etmiştik. P dalgasının normal olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani titreşimli olmayacak, patolojik olmayacak, gelişimi normal olacak, bifazik olmayacak, negatif olmayacak. Ve yine çok önemli bir şey P dalgası için arkadaşlar, her P'ye bir QRS'in çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? P neydi? Atriyumların depolarizasyonu, yani atriyumların kasılmasını göstermekte bize EKG'de. QRS neydi? Ventriküllerin depolarizasyonu, yani ventriküllerin kasılmasını. Yani her P'ye bir QRS çıkması arkadaşlar atriyum yanıtı, ventrikül yanıtın olduğunu ifade etmektedir. O yüzden arkadaşlar her P'ye bir QRS çıkması da P dalgasını değerlendirirken bakacağım kriterlerden bir tanesidir. PR mesafesi arkadaşlar dördüncü bakacağım kriter. PR mesafesinde arkadaşlar iki kritere bakıyorum. Hızı normal mi ve her yerde aynı mı? Hızı kaçtı arkadaşlar? 3, 5 küçük kare demiştik değil mi? 0.12, 0.20 saniye arkadaşlar. Yani ben 20 saniyeden uzun olmasını istemiyorum. Yani 5 küçük kareden uzun olmasını istemiyorum. Ve her yerde aynı uzunlukta olmasını istiyorum arkadaşlar. O zaman tekrar etmek isterim burayı. PR mesafesinde iki tane kritere bakıyorum. 1, uzamış mı? 2, her yerde aynı mı arkadaşlar? Bu iki kriteri değerlendirmem gerekiyor. Özellikle AV bloklar anlamında. QRS kompleksi bir sonraki değerlendirme kriterim. Ventriküllerin depolarizasyonunu ifade etmektedir. Bakacağım önemli parametreler vardır. Bunlardan öncelikli olan arkadaşlar QRS'ler dar mı, geniş mi? Bunu zaten yine EKG dalgası özelliklerinde detaylıca bahsetmiştik. Onu da videonun içine atarım arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz onu da izleyin ki zaten bu ders serisini baştan sona izlemek ve not olarak izlemek tabii ki de daha faydalı olacaktır. QRS dar mı, geniş mi arkadaşlar? Özellikle taşikardik tedavileri anlamında bu bizim için kıymetli olacaktır. Bunun yanı sıra arkadaşlar patolojik Q dalgası var mı? Ne demiştik? Kendisini takip eden R dalgasının 1 bölü 4'ünden daha derin bir Q dalgası varsa o zaman nekrozu ifade eder, geçirilmiş bir MA'yı ifade eder diye bahsetmiştik. Burada buna bakmam gerekiyor. Bunun yanı sıra R üssü R var mı? Yani R dalgasının çentiklenme var mı? R dalgasının gelişimi normal mi? Bunları da değerlendirmem gerekiyor. Peki sonrasında neye bakıyorum? ST segmenti. ST segmenti dikkat etmem gereken en önemli şey tabii ki elevasyon ya da depresyon dediğimiz izoelektronik hattın üstünde ya da altında olma durumudur. Özellikle aht koroner sendromu
sendromlar için bizim için kıymetlidir. Ama bu illa akut koroner sendrom demek değildir. Bunu zaten akut koroner sendrom dersinde daha da detaylı anlatacağım. Ama ST segment için rutinde bakacağım şey arkadaşlar, izoelektronik hattın üzerinde mi altında mı, bu benim için kıymetli. Peki son olarak arkadaşlar T dalgası. T dalgası ventrikülerin repolarizasyonu ifade eder. Yani ventrikülerin dinlenme evresini ifade eder. T dalgası normalde pozitif bir dalgadır. O yüzden negatif olması bizim için iskemi ifade eder. Bu önemlidir. Aynı zamanda amplitüdün yüksek olması, sivrileşmesi, genişliği, bifazik olması gibi diğer kriterleri de değerlendirmem gerekiyor. Ama özellikle benim için arkadaşlar negatiflik ve sivrileşmesi, S ile birlikte yükselmesi benim için özellikle akut koroner sendrom anlamında kıymetlidir. Toparlamak gerekirse arkadaşlar, hızlı bir şekilde EKG analizi yaparken ritme bakıyorum, hıza bakıyorum, P dalgasına bakıyorum, PR mesafesine bakıyorum, QRS kompleksine bakıyorum, ST segmentine bakıyorum ve T dalgasına bakıyorum. Ve bunlarda bir problem varsa hemen not almam gerekiyor ki özellikle tecrübe kazanana kadar benim için görsel anlamda bir şey ifade etmesi ve bunu hızlıca oturtturmam anlamında kıymetli olacaktır. Ritimde neye bakıyorduk? Düzenli mi, düzensiz mi? Hızla neye bakıyorum? Bradikardik mi, taşikardik mi? PD neye bakıyorum? P dalgası var mı? Normal mi? Her P1 QRS çıkmış mı? PR mesafesi uzun mu ve her yerde aynı mı? QRS kompleksi dar mı, geniş mi, çentikli mi? Patolojik Q var mı? Bunlara bakıyorum. ST segmenti, elevasyon, depresyon var mı? Bunlara bakıyorum. T dalgası negatiflik var mı? ST birlikte yükselmiş mi? Sivri mi? Amplitüde yükselmiş mi? Bunun dışında değerlendirici kriterler yok mu? Var tabii ki. QT mesafesini ölçebilirsiniz gibi gibi. Ama rutinde arkadaşlar bunları değerlendirmek bizim için yeterli olacaktır. İlk başta bunları değerlendirirseniz ve bunu oturtursanız EKG'de ritim analizi yapma ve tanıyı doğru koyma anlamında olabildiğince hızlı bir gelişimde olacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste EKG örnekleriyle bunları arkadaşlar detaylandıracağız. Herkese başarılar dilerim.